Evet, iyi akşamlar. Çok konu var ama öncelikle şıklıklardan bahsetmek çok istiyorum. Teşekkürler. Çok şıksınız, özellikle Beyza Hanım, kadınlar her zamanki gibi. Nasıl hazırlandınız çok bu geceye? Çok hızlı hazırlandım desem yani yalan olmaz. Ben setten geldim. Engin'i bugününe çok denk gelebilmek istiyordum. Ve bu hazırlığı burada onunla olabilmek için böyle gerçekten jet hızıyla hazırlandım ve ona yetiştim. Evet, hatta şöyle bir şey var ki biz izlemeye başladığımızda da Beyza tekrar sete koşacak. Sağ olsun koşa koşa geldi, beni yalnız bırakmadı. Tabii ki en mutlu gün bugün. Anka Cuma günü vizyona girecek. Evet. Bugün galası yapılıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz Engin Bey? Türkiye'de yapılmamış bir şey denendi. Evet. Çok... Ve Cuma günü de bunun sonucu alınacak. Evet, artık vizyona çıkacak. Biz evet. De çok uzun süre çalıştık. Senaryo aşamasından, çekim aşamasına, ondan sonra şimdi tanıtım aşamasındayız artık. Türkiye'deki ilk aksiyon gerilim filmi diyoruz ama bunun yanı sıra da sadece aksiyonlardan oluşan bir film değil bu. Hep aynı şeyi söylüyorum. Türk ailesine, Türk gelenek ve göreneklerine yakın bir ailenin aslında Yeşilçam'dan böyle sevdiğimiz, özendiğimiz o ailenin bir tekrardan ayağa kalkış hikayesi. O anlamda da sadece bir aksiyon filmi olmakla kalmıyor. Bize başka bir yerden de dokunan çok daha duygusal, çok daha keyifli bir tarafı da var. Onun için de izleyenleri ekstra da etkileyeceğini düşünüyorum. Peki siz bu çekim esnalarında hiç set ziyaretlerinde bulundunuz evet, mu Beyza Hanım? Ben bu ortam nasıldı? Ben bu seti bir kez Can'la beraber ziyaret etmiştik ve en önemli, en kritik sahnesine denk gelmiştik. Aslında final bölümüydü. Yani izlemek bile gayet heyecanlı ve yüreğimizi ağzımıza getirdi. Şimdi kim bilir nelerle karşılaşacağız izlerken. Bir kere Engin bu alanda çok meraklıdır. Yani araba tutkunudur. Evet. Yani çok iyi bir şofördür, çok sever. O yüzden onun ekstra böyle bir şey de olması çok mutlu etti onu yani. Ayrı bir heyecan yaşadınız aslında araba öyle tutkusu abi, olduğu için. Evet. Bize biraz o anları anlatabilir misiniz? Şimdi filme başlamadan önce bir kere ileri sürüş teknikleri adı altında dersler aldık. Bu benim için en keyifli tarafıydı. Çünkü zaten işte trafiğe kapalı alanlarda, özel alanlarda bol bol Ozan'la beraber drift çalıştık. Yani o artık araba kullanmak değil, arabayla dans etmek gibi bir şey. Yani özel bir şey. Onu yapabiliyor olmak da bir süre sonra başka bir heyecan. Tabii bunu şöyle de değerlendirin. Bu sadece hani onu... Araba kullanmanın dışında o lastik kokusunun, hatta lastik parçalarının üstünüze sinmesi ve hani başka bir spor dalı diye düşünmek lazım ve profesyonel bir spor dalı olduğunu düşünmek lazım. Bütün bunları yaşamak beni hem çok heyecanlandırdı. Filme geçtiğimiz zaman da o sahneler içerisinde ben işim biraz daha böyle zengin tarafında oynadığım için de yani nasıl söyleyeyim sana, şu arabanın güzelliğine bak, bak bu arabaya bak dediğim bütün arabaları tek tek kullanmış olmak da bambaşka bir keyif verdi. Onun için benim için müthiş bir heyecandı yani. Filmde iyi görünümlü bir kötü karakteri oynuyorsunuz. Sevmez aslında kötüyü oynamayı mı? İyi görünümlü kötü karakter. Biz eskiden şey vardı, SLX görünümlü doğanlar. Onun gibi yani. Birçok rolde görüyoruz sizi, iyi ve kötüyü aynı anda oynayabiliyorsunuz. Hani birçok projeleriniz oldu. İyi karakter mi daha çok, kötü karakter mi iyi? Hepsi çok iyi. Yani hele ki iyi gibi gözüken, senin söylediğin gibi sonradan kötüye dönen, ha çok da kötü değilmiş aslında denenler de güzel. Tabii bunların hepsi bizim için birer yolculuk oyunculuğumuzda ve bir taraftan da mesleğimizde de kendimizi izleyenlerimize sunmak için de yeni fırsatlar. Bu anlamda da çok iyi bir senaryo ve iyi bir rolle karşılaştım. Sağ olsunlar Ozan ve ekibi de, yönetmenimiz Süleyman Mert de, yani gerçekten bu rolü bana emanet ettikleri için onlara da sizin nezdinize teşekkür edeyim. Peki son olarak filmi izlediniz mi? Son halini? İzlemedim. Yok. İzlemedim. Size sürpriz yaptım. İzlemedim. Birkaç sahnesini dublaja gittiğimde gördüm. Ama onun dışında bir şey izlemedim. O zaman hayırlı olsun diyelim. Evet. Herkesi 28 Ocak'ta vizyona ve şeye bekliyoruz. Sinemalara bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok fotoğraf alayım mı ben de İngiliz?